Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dijital ortamda devam ediyor. Birazdan çok önemli bir panel olacak ve dijital dünyada verinin kullanımı üzerine konuklarımız sizlere önemli bir sohbeti aktarmış olacaklar. Ama hemen bu panelin öncesinde onursal bir konuk konuşmacımız var. Philip Vale, Thales Group Dijital Kimlik ve Güvenlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Philip Vale bizlerle beraber olacak ve öncesinde sizlere düşüncelerini aktaracak. Şimdi hemen Philip Vale'ye merhaba demek istiyorum. Now we are inviting Mr. Philip Vale. Mr. Vale is Executive Vice President at Thales. He is in charge of the digital identity and security activity. Today he will talk to us about the opportunities and the challenges of digital. Sayın Vali bugün bize dijital transform, dönüşüm ve gelecek senaryolarından bahsedecek. Merhabalar herkese. Beni Türk Sermaye Piyasası Kongresi'ne davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Şu anda sanal bir şekilde katılıyorum ve şu anda yaşadığımız durum dijital dönüşümün en ideal örneğidir. Her yerde çünkü bu. Büyük ihtimalle sizlerle yine fiziksel olarak bir araya geleceğiz fakat teknoloji şu anda bunu uzaktan yapmamıza da imkan sağlıyor. Bizler bu sayede iletişim kuruyoruz, seyahat ediyoruz, eğlencemizi ediniyoruz dijital yollarla. Dolayısıyla dijital bizim bütün hayatımızın alanlarında var ve COVID-19 salgını pandemisi bu dönüşümü hızlandırmış oldu. Burada giderek artan oranda çevrimiçi alışveriş, home office, e-devlet, uzaktan işlemlerimizi yaptırıyoruz ve burada iki şey ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi güvenilir kimlikler, diğeri ise bol miktarda veri. Büyük miktarlarda veri üretiliyor, işleniyor ve depolanıyor. Ve verinin dijital dünyadaki kullanımı kesinlikle bazı imkanlar açtığı gibi çeşitli zorluklara da sebep oluyor. Bunlar arasında teknik sorunlar var, güvenlikle ilgili sorunlar var, mahremiyetle ilgili sorunlar var. Birkaç tanesini sayacak olursak. Şu anda Türkiye'de bu dönüşüm hem iş dünyasında hem de devlet yani kamu düzeyinde geçerli yürümekte. Dijital dönüşüm bu dönüşümün önemli birçok alanını ve verinin yönetimini yürütmektedir. Örneğin önemli bir inisiyatif var ve bu da önemli hükümet verilerine dair bir liste oluşturuyor, bir sözlükçe oluşturuyor. Ulusal veri envanteri oluşturuyor, yani verileri standardize ediyor ve verinin sorumluluğu ve verinin kime ait olduğuna dair veriler. Bizler burada kategorizasyonu, kullanımını ve korunmasından sorumlu bu verinin. Buradaki önemli bir başka projede kamusal yapay zeka ekosistemi, büyük veri ve yapay zeka uygulamaları bölümü içerisinde önemli bir rol oynuyor. Yapay zeka tabii ki dijital dönüşümün bir parçasıdır. Kendi başına hatta bir devrim bile diyebiliriz yapay zeka için. Türkiye yapay zeka konusunda erken bir dönemde devreye girdi. Bunun sebebi de Sayın Ordinarius Profesör Kate Huff sayesinde kendisi 1959 yılında yapay zeka konusunda bir öncüydü. Ve kendisi makineler düşünür mü, nasıl düşünür diye bir eser hazırlamıştı. Şimdi üzerinden 60 yıl geçti ve yapay zeka konusu üzerinde hala soru işaretleri var ve Thales bize bu bağlamda cevaplar getirmişti. Yani gerçek yapay zekadan ne anlayacağımıza dair bir bilgi getirmişti. True AI yani şeffaf, anlaşılabilir ve etik kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Yapay zeka birçok alanımızı etkiliyor. Biz Thales olarak insanın karar verme mekanizmasında kritik bir rolü olduğunu düşünüyoruz. İnsan ile makine arasındaki geçiş
geçişin ya da iletişimin önemli bir konu olduğunu düşünüyor. Thales'in yaptığı şey yapay zekayla hep insanı bu süreçlerin hepsini kalbine yerleştirmek. Bizim buradaki yaklaşımımız daha zeki düşünebilecek, daha hızlı hareket edecek ve giderek daha karmaşık işlemleri üstlenebilecek bir yapay zekanın geliştirilmesi üzerinde çalışmak. Yapay zeka ve genel olarak teknolojinin sağlam ve yasal bir çerçeve içerisinde geliştirilmesi gerekiyor. Bir örnek olarak mesela biyometrik tanımayı verebiliriz. Bu teknoloji insanları tanımamızı sağlıyor tabii ki sınır geçişlerinde ya da işte suç mahallindeki suçların tespitinde. Fakat bu algoritma o kadar sağlam olmalı ki hem doğru şekilde çalışmalı ve bu sürecin içerisinde bir ihtiyaç ya da bir şüphe olduğu anda gerçek bir kişinin devreye girmesi gerekiyor. İnsanın devreye girmesi gerektiğine inanıyoruz. Dijital dünya ve veri kullanımı konusunda şimdi çok önemli bir trend var ve ondan bahsediyoruz. O da bulut dönüşümü ya da birçok hizmetin buluta aktarılması ve bu süreç giderek hızlanmakta. Bu birçok ülke için önemli çünkü bir tarafta hem egemenlik hem de güvenlik, mahremiyet açılarından bakıldığında. Thales olarak bir Google'la stratejik partnerliğe girmiş durumdayız ve burada Fransa'da bir bulut hizmeti sunmaya yönelik bir işbirliği düşünülüyor. Burada Fransız devleti ile birlikte en üst yasal ve teknik egemenlik koşullarını yerine getirecek şekilde bu bulut hizmeti sunmaya çalışacağız. Ve bu Google'la kurulmuş olan bu iştirak içerisinde inovasyon yapmak isteyen ve partnerimizin geniş kapasitelerinden kullanmak isteyen şirketler aynı zamanda son derece egemen ve güvenli bir şekilde kullanılacak. Yani bu veriler ülke sınırları içerisinden çıkmayacak. Şirketleri dışa aktarabiliriz. En önemli uygulamalarını dışarıya aktarabiliriz ama aynı zamanda buluttayken yine de denetim bizde olur. Bu kapasitelerde, bu imkanlarda Fransa'da yerleşik iki veri merkezin inşası da olacaktır. Bunun için bir altyapı olacak ve bu altyapı da Google'ın ana akım bulutundan ayrı olacak. Bu dünyanın başka ülkelerinde de tekrarlanabilecek, yapılabilecek bir uygulamadır. Türkiye'de bu ülkelerin arasındadır kuşkusuz. Dijital dünyada veri güvenliği bir mutlak şarttır. Neden? Çünkü buradaki soru aslında şirketin siber saldırılara maruz kalıp kalmayacağı değil, ne zaman maruz kalacağı. Kalacağı kesin çünkü. Data sızdırmalara, data bu veri ihlalleri konusunda RGPD, pardon düzeltiyorum, TCBR yani Küresel Veri Koruma Protokolü adında bir uygulama var. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından uygulanmış ve bütün ülkelerin buna uyması gerekiyor. Yani şirketler kendi hassas verilerini korumak zorunda. Hem bulut üzerinde hem de kendi fiziksel yapılarında. Yani yerinde veri diyoruz buna. Ve özellikle de COVID-19 pandemisi nedeniyle evden çalışma söz konusu oldu. Çünkü birçok insan artık ofislerinin dışında çalışmakta olduğu için bu veri güvenliği daha da ön plana çıktı. Bununla ilgili olarak yıllık olarak data taşıma raporları hazırlıyoruz. Ve burada şirketlerin %80'i çalışanların uzaktan çalışmaları karşısında yine de bir tehdit görüyor. %47 oranındakiler siber saldırıların son 2 ay içerisinde şiddetinin ve miktarının arttığını söylüyor. %46'sı bunların geçtiğimiz sene içerisinde oldu. Yani görüyorsunuz 2019'a göre siber saldırıların sayısı ve şiddeti 2 katına çıkmış durumda.
uzaktan çalışmanın artışından bahsediyorken şunu da dile getirmemiz gerekiyor tabii ki. Doğru kullanıcının doğru kaynaklara doğru güven seviyesine ulaşabilir olması gerekiyor. Dolayısıyla erişim yönetiminden bahsediyoruz burada ve şirketler veri ihlallerine karşı daha hassas hale geliyor. Özellikle de şirket dışında çalışanların kimliklerinin doğrulanması söz konusu olduğunda. Bu bağlama perimetre koruması diyoruz. Verinin kendisi korunması gerekiyor. Burada hem kayıt halinde bulunan data, yani dinlenen veriden bahsediyoruz ya da hareket halinde olan veriden bahsediyoruz. Yani A üzerindeki makinelerin herhangi birinin işlediği veriden bahsediyoruz ve buradaki en güvenli taşıma yolu şifrelemek. Eğer bir hacker bu veriyi çalacak olursa bundan faydalanamayacaktır, enkripte olduğu, şifrede olduğu için. Burada tabii bir başka önemli konu da sürdürülebilirlik, veri sızdırılmasının, dijital saldırıların ve kişinin kimlik bilgilerinin güvenliği konusu ön planda. Buralarda güven tesis edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir dünya için bu sürece ilerlememiz gerekiyor. Bu ister fiziksel bir belge olsun ya da bir ağın dijital yönetimi olsun. Günümüzde kimlik eğitime ulaşmanın, sağlığa ulaşmanın, sosyal hizmetlerden faydalanmanın, oy kullanmanın vesaire temel unsurudur. Biz yani sadece Thales olarak değil tabii ki Birleşmiş Milletler de öyle, kimliği sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birisi olarak belirlenmiş durumda gezegen için. Birleşmiş Milletler günümüzde yaklaşık 1 milyar insanın yasal bir kimliği olmadığını açıklıyor. Özellikle 0 ila 10-15 yaşına kadar olan bölümde birçok ülkede insanların kimliği, yasal bir kimliği bulunmamakta. Birleşmiş Milletler'in buradaki hedeflerinden bir tanesi herkese 2030 yılına kadar bir yasal kimlik kazandırmak. Buradaki önemli bir etkilerden birisi de ID4D, yani gelişme için kimlik projesi var. Thales'te bu projeyi memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor, onu da söylemek istiyorum. Thales'le ilgili olarak bazı rakamlar vermek istiyorum. Burada 20'den fazla ülkede bu sivil dönüşümü destekliyoruz. 300 milyon nüfustan bahsediyoruz Afrika'da ve Pasifik'te, Pasifik bölgesinde. Fakat burada hala yapılacak çok şey var ve bu konuda biz de üzerimize düşen görevi almak istiyoruz ve burada kimlik sağlamak konusunda yapılacak çok şey var. Onun da farkındayız. İnsanlar doğduktan belli bir yaşa gelene kadar kimliksizler ve bunların değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi biraz Türkiye'ye bakacak olursak, bu ülkeye ilk 45 yıl önce gelmiştim ve taşınmacılık, savunma ve dijital kimlik alanında da Thales 400'den fazla çalışanı var. İki fabrikada yer alıyor bunlar İstanbul'da ve aynı zamanda bazı satış ofislerimiz var Ankara'da ve İstanbul'da. Yani bir şirket olarak ülkenizdeki dijital dönüşüme yatırım yapmaktan, destek vermekten dolayı memnunuz. Bu çok büyük imkanlar tanıyor ama çok büyük değişiklikleri de beraberinde getiriyor dediğim gibi. Ve eğer isterseniz bizler ve hepimizin güvenebileceği bir gelecek kurmak istiyoruz. Bu arada sizlere böyle bir görevin altından kalkmak için destek vereceğimizden emin olabilirsiniz. Giriş sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir kez daha sizinle burada olmaktan dolayı memnun olduğumu dile getirmek isterim ve çok güzel bir toplantı, çok güzel bir kongre geçirmeniz dileğiyle çok teşekkürler.
Sorunuz var mı ya da süreciniz şekilleşecek bilmiyorum daha sonrasında ama. Shall I ask Philip Bali the question? İnternetten gelen soruyu yönelteyim mi acaba? Merhaba Philip, adım İbrahim. İnternette bir soru var. Veriyi bilgiye dönüştürme sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan kaynaklar nelerdir? Bu çok geniş bir soru. Yani altyapı yatırımları mı yoksa insani eğitim yatırımları mı? Aslına bakarsanız bu çok büyük bir soru ama bu soru doğrudan size yöneltilmiş. Aslına bakarsanız bu gerçekten çok geniş bir soru, geniş kapsamlı bir soru. Yani teknolojiyle ilgili bir şey değil şu noktada. Çünkü bugün oldukça çok sayıda teknoloji var kullanabildiğimiz biyometrik ve veri koruma ve erişim yönetimi, aynı zamanda bulut teknolojileri gibi ve bugün gerçekten oldukça çok sayıda iyi teknolojiler var. Ama önemli olan kaynaklar aslına bakarsan insani sermaye ile ilgili. Faaliyet gösterdiğimiz ülkede, yani Türkiye'de, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve aynı zamanda Singapur'da doğru düzeyde, doğru seviyede insan eksikliğimiz var. Yani işe alım gerçekten birçok şirket için bir sorun ve tabii ki yetenekleri elde tutmak da büyük bir zorluk ve evet, yetenek savaşı var bugün aslına bakarsanız. Hem birçok insan ekonominin ve ülkenin gelişimini daha fazla mühendis veya daha fazla insan geliştirmekle ilgili olduğunu düşünüyor. Yani bu dijital teknolojiler etrafında ve bu benim için gerçekten bu yeterli insani kaynağa sahip değil aslına bakarsanız. Bu teknolojileri uygulamak için yeterli insan sermayesi yok. Çok teşekkür ediyoruz Philip. Katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evet başka bir soru yok sizin için. Evet şimdi Türkçe olarak devam edeceğiz. Evet çok teşekkür ediyorum bana zaman verdiğiniz için. Merhaba, İbrahim Emül. Bugün size dijital dünyada verinin önemi ve dijital dünyadaki dönüşümün veri ile olan şekillenmesi üzerine katılımcılarımıza, panelistlerimizle 45 dakikalık bir panel sunumu gerçekleştireceğiz. İçeriğimizde kurumların hizmet olarak veriyi sunması, verinin güvenliği, yapay zeka uygulamaları, yeni dünyada yeni iş yapma biçimleri, algoritmaların kullanımı ve dijital dönüşümdeki verinin önemi üzerine sorular yönelteceğiz. Bildiğiniz gibi iş birimleri ve BT arasındaki en önemli köprü, dijital dönüşümün temelinde yer alan en önemli kısım veri. Bu noktada başlığımız bilişim açısından oldukça büyük önem arz etmekte. Ben Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan İbrahim Oral Emül. Size panelistlerimi tanıtacağım. Birinci, İTÜ Bilgisayar mezunuyum. Kurumsal Çözümler, Veri Yönetişimi ve İş Zekası Direktörü olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda çalışmaktayım. Panelistlerimizi tanıtmak isterim. Profesör Doktor Alp Üstündağ, İTÜ Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Anabilim Dalı Başkanlığını ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığını görevlerini sürdürmekte. 2000 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği lisansı tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA ve Dortmund Üniversitesi'ndeki 2007-2008 yıllarındaki çalışmalarından sonra 2008 yılında İTÜ'de doktorasını tamamlamış bulunmakta. Benim de mezun olduğum İTÜ'den bugün katılımcılarımız mevcut. Murat Özbayoğlu, doçent doktor. Murat Bey, TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanımız. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün de öğretim üyesi kendisi. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği
dalında tamamladıktan sonra Missouri University of Science and Technology'den yüksek lisans ve doktora derecelerini mühendislik yönetimi ve sistem mühendisliği alanlarında gerçekleştirmiş. Doktora sonrası 10 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde tecrübeleri bulunmakta. Özellikle yapay zeka algoritmaları konusunda önemli araştırma ve uzmanlık alanı bulunmakta. 130'un üzerinde dergi ve konferansta da yayını olduğunu biliyoruz. Üçüncü panelistimiz Abdullah Akgün, Borsa İstanbul İş ve Ürün Geliştirme Direktörümüz. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra finans üzerine master'ını tamamlamış bulunuyor. Yatırım bankacılığı üzerine çok uzun yıllar tecrübesinden sonra Borsa İstanbul'da iş geliştirme direktörü olarak görevini sürdürmekte. Panelistlerimizi sizlere tanıttıktan sonra sorularımıza geçmeden ben Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki sorumluluk alanından başka Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan da kısaca bahsedeyim. Borsa İstanbul bünyesinde yer alan merkezi saklama, veri depolama, kamuyu aydınlatma, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerinden sorumlu bir kuruluş olarak yer almakta. İlk sorumu Alp Üstündağ hocama yöneltiyorum. Algoritmik işlemler makine öğrenmesi ile nasıl şekil değiştirecektir hocam? Önce belki algoritmik işlemler tanımını gerçekleştirmek lazım, yani anlatmak lazım. Algoritmik işlemler dediğimiz şey aslında bilgisayarlara tanımlanmış belli kuralların al-sat işlemleri üzerinde uygulanmasını içeriyor. Bugün gelişmiş dünya borsalarına baktığınız zaman algoritmik trade işlem hacminin %70 ila 80 oranında değiştiğini görüyorsunuz. Ki 2000'li yıllara baktığımızda bu %15'lerde bir oran ve bu inanılmaz hızla artan bir ivmeye sahip. Gelişmekte olan piyasalara baktığınızda %30 ila 40 arasında bir oran var. Bu da aslında gelişmekte olan piyasaları takip ettiğini gösteriyor. Algoritmik işlemler deyince tabii çok genel ve geniş bir kavram. Burada genel konvansiyonel anlamda algoritmik işlemler tanımını yaptığımızda anladığımız insanların tanımladığı genel kuralların aslında sistemlere entegre edilmesinden ibaret olur. Yani en basit anlamıyla söylersek finansal piyasalarda alım-satım işlemleri için işte 50 günlük hareketli ortalamanın 100 gün üzerine çıktığı zaman al veya sat emirlerinin verilmesi gibi otomatikleşmiş aslında emirlerden bahsediyoruz. Ama işin içine yapay zeka geldiği zaman artık işin şekli değişiyor. Çünkü hatta yapay zekanın altındaki ana konu başlığı olan makine öğrenmesi kuralları verinin üzerinden tanımlayan ve algoritmaları da bunun üstüne kurgulayan bir yapıya sahip. İşte buradaki hızla gelişen teknolojiler ve tabii ki veriyi hızlı bir şekilde işleyebilme kabiliyeti farklı kullanım alanlarını bize getiriyor. Ve artık algoritmaların insan eliyle değil veriye dayalı olarak kendi içinde otomatik olarak türetilmiş kurallar kurgusuna sahip bir yapıya kavuşturuyor. Bir örnek vereyim, basit bir örnek. Bugün farklı varlık fiyatlarını birçok farklı değişken üzerinde etkisini söyleyebiliriz. Ve bu değişkenler geçmiş tarihsel şeye sahip, işte diyelim ki 500-600 değişkenden belki bahsediyoruz. Ekonomik anlamda baktığınızda makroekonomik göstergeler, işte teknik indikatörler, temel göstergeler, sektörel değerler, peer değerleri, yani eşlenik varlığın eşlenik değerleri ve bununla ilgili türetilebilecek sosyal medya, web, rapor gibi birçok farklı veri türleri var. Ve bu veri türlerini bulk bir şekilde değerlendirip bunlar arasındaki önem derecelerini tanımlayıp, otomatik olarak tanımlayıp daha sonra bunları otomatik alım ve satım kurgularına dahil ederek otomatikleştirmek mümkün. Yani bu bağlamda baktığınızda piyasanın ve pazarın bundan sonra izleyeceği süreçte teknolojinin işin içine gireceği, özellikle finansal kuruluşların, aracı kurumların veya portföy yönetim şirketlerinin bu teknolojiyi baz alarak bireysel ve kurumsal müşterilerini yönlendireceği çok açık. Zaten bu bağlamda hem dünyada hem de Türkiye'de birçok finansal kuruluş gerekli yatırımları hazırlamış vaziyetteler, yani gerekli teknoloji altyapı yatırımlarını ve bu teknoloji olanaklarını müşterilerine sunarak aslında bu yapıya da kendilerini adapte edecek diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz
Alp Bey. Murat Bey, size finansal uygulamalarda kullanılan yapay zeka modelleri konusunda bizi bilgilendirmenizi rica edeceğiz. Tamam, sizin uzmanlık alanınız. Teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi yapay zekanın finansta çok uygulama alanları aslında bayağı geniş. Burada dolayısıyla hangi uygulamaya odaklanıyorsak modeli ona göre kurgulamamız en doğru yaklaşım olacak. Burada da şuna bakmamız lazım. Mesela biraz önce Alp Hocam bahsetti. Yani algoritmik işlemlerde, algoritmik alım satımda yapay zeka kullanmak istiyorsak bu tarz modeller buna uygun belli bir varlık fiyatını tahmin eden ya da en azından yönü tahmin eden trendi bu tarz bir yapı kullanmamız gerekecek. Şimdi buna uygun yapay zeka modelleri var. Zaten aslında regresyon dediğimiz problemler ana hatlarıyla bu. Yani belli bir tahminde bulunmak. Yani ileriye dönük öngörü yapıyoruz. Şimdi bizim elimizdeki varlık fiyatının ne kadar ilerideki değerini tahmin edeceğimize bağlı olarak da modeli kurgulayabiliriz ama klasik mesela artık bayağıdır hayatımızda olan ve çok istatistikçilerin çok kullandığı bu regresyon, lineer regresyon, lineer olmayan regresyon modelleri mesela bunları en temel yapay zeka modeli olarak değerlendiriyor. Aslında burada pek bir öğrenme yok. Direkt istatistiksel olarak sorun çözüyor ama işe yarıyor çoğu durumda. Bunun ötesinde daha böyle akıllı bir tahmin yapmak istersek tırnak içinde buna uygun geliştirilen özellikle makine öğrenmesi tabanlı modeller var. Şimdi son zamanlarda da bunlar ön plana çıktı. Özellikle bu derin öğrenme dediğimiz yapı çok böyle kompleks problemlerde ve farklı tarz girdilerin yer aldığı problemlerde oldukça başarılı sonuçlar verdi. Ve yani vermeye de devam ediyor. Şimdi bu da tabii aslında biraz oyun ortamını değiştirdi. Yani algoritmik alım satımlarda artık dikkat edilen nokta kimin algoritması daha iyi. Yani çünkü bu ciddi anlamda bir farklılık getirecek bir yapı oluşturuyor. Şimdi bu dolayısıyla derin öğrenme modelleri bu şu anki finans ortamına çok uygun. Çok çok hızlı veri akışı var. Bir sürü farklı veri türü var. Bunlardan da zaman kalırsa bahsederim. Buna bağlı olaraktan da bu tarz birbirinden çok farklı verileri anlayabilecek bir şey lazım. Karmaşıklı bir yapı lazım. Yani basit istatistiksel modeller bunu artık karşılamıyor. Mesela işte çok katmanlı yapılar var. Bunlar böyle elimizdeki parametre uzayını çok değişik şekillerde kurgulayıp birbiriyle anlamsal olarak bir ilişkilendirme yapmayı sağlıyor ve istediğimiz sonuçları elde ediyor. Peki, şimdi ben çok kısa şeylerden bahsedeyim. Ne tarz modeller var elimizde? Derin öğrenme tarzı yapılarda en çok kullanılan bu çok katmanlı perseptron dediğimiz ileri beslemeli ağlar. Yani bu çok kullanılıyor. Onun haricinde bu evrişimsel sinir ağları diyoruz Türkçesi, İngilizcesi convolutional neural nets. Bu çok kullanılıyor. Bunun ötesinde şimdi son zamanlarda gitgide daha fazla karşımıza çıkmaya başlayan bu transformer ağları var. İşte bu adversarial ağlar dediğimiz yapılar var. Bunların hepsi kullanılıyor ve gün geçtikçe daha fazla uygulamada bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bunu şöyle yorumlayabiliriz. Problemimiz kompleksleştikçe buna uygun daha derin algoritmalar karşımıza çıkıyor. Yani ben bu anda geleceği şöyle görüyorum bununla ilgili. Gitgide kimin daha çok veriyle bunu sistemi modellemeye çalıştığı ve daha karmaşık bir yapı kurduğuna bağlı olarak da başarım da ona göre artıyor. Bunun tabii başka etkileri de var. Şimdi belki de elimizdeki problem, yani tahmin problemi o kadar da karmaşık değil. Daha basit şekilde kurgulanıyor ama yani siz aynı problemi farklı birçok firma farklı algoritmalarla çözmeye çalışırsa ve bunların piyasaya etkisini de düşündüğümüz zaman aslında basit problem bile karmaşıklaşıyor olabilir kendiliğinden. Dolayısıyla bu bir şekilde etki tepki olarak gitgide daha karmaşık algoritmaların yer alacağı bir sistem olacak. Şimdi finansta sadece tabii tahmin yok. Mesela risk analizi yaparsak ya da kredi değerlendirme gibi bir problemi alırsak ya da mesela bu iflas tahmini gibi problemlerden bahsedersek bunlar için
de yapay zeka kullanılıyor. Ve hatta oldukça başarılı oldukları da gözlemleniyor. Yani literatürdeki çalışmalarda bunu görüyoruz. Burada da mesela bu artık regresyon değil, bir sınıflandırma tarzı bir problem. Yani nedir? İyi midir, kötü müdür bir şey? Ya da bu firma batar mı, batmaz mı? Yani mesela bunun tahmini, buna uygun biraz önce bahsettiğim yapay öğrenme, bu makine öğrenmesi modelleri burada da devreye giriyor. Aslında aynı yapıyı buna göre kurgulama imkanı da var. Dolayısıyla yapay zeka doğası gereği aslında finans piyasasına uygun bir algoritmik yapı öneriyor. Yani ileride de bu dediğim gibi gitgide daha da önem kazanacaktır. Çünkü insanlar devre dışı kaldıkça, daha böyle insansı davranışları devreden çıkartıp daha otomatik sistemler devreye girince mecburen yapay zekayı kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve ona uygun modeller de buna göre değişiyor. Son bir şeyden bahsedeyim bu noktada. Şimdi modellerin karmaşıklaşması şöyle bir problem ortaya getiriyor. Biz bunu bir süre sonra açıklayamaz duruma gelebiliriz. Yani bu karmaşık modellerin açıklanabilirliği aslında önemli bir problem. Basit lineer regresyonu açıklamak kolay. Oradaki bağımsız bağımlı değişkenlerin neye sonuç açtığını biliyoruz ama çok katmanlı yapılarda, uzayın defalarca dönüştürüldüğü yapılarda yeni oluşan parametrelerin ne anlama geldiğini o kadar açıklamak, yani kolay açıklamak mümkün olmuyor. Bu ileride şöyle bir problemi yol açar. Yani sistem bir karar veriyor ama biz bu sistemin neden böyle karar verdiğini karşı tarafa açıklayamıyoruz. Bu bence çözülmesi gereken bir problem. Yani yapay öğrenme ve bu yapay zeka modellerinin ileride insan, yani bu tarz uygulamalarda karşılaşacağı problemlerden biri bu bence. Buna bakmamız lazım. Murat Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sorum Abdullah Bey'e. Dünya borsaları bildiğiniz gibi oldukça kompleks yapılarda işlemekte. In-memory teknolojileri kullanarak bu hızları yakalayabilmekteler. Pek çok şirket farklı ülkelerde, farklı borsalarda halka arz edilebilmekte. Yalnızca kendi bulundukları ülkelerde değil. Gittikçe kompleksleşen ve veriyi merkezinde tutan bir dünya. Peki dünya borsaları veri üzerine ne tür gelişmelerle karşı karşıya, neler gerçekleştirmekteler Abdullah Bey? İlk olarak biraz sesim yansıyor yalnız, düzeldim, tamam. İlk olarak sermaye piyasalarında oluşan veri kalitesine, verinin ne olduğuna bir baktığımız zaman aslına bakarsanız her saniye binlerce ürün için binlerce farklı fiyat sonuçta giriliyor. Bununla birlikte emir defterleri oluşuyor. Bu emirlerin sonucunda gerçekleşen işlemler oluşuyor. Bunların sonucunda işlem defteri oluşuyor. Daha sonrasında gerçekleşmeyen emirler üzerinden değişikliğe gidilebiliyor veya iptal olabiliyor. Ayrıca bazı işlemlerde teminat gerektiği için bu teminatların belli bir database'e toplanması gerekiyor. Tahvil tarafına girdiğimiz zaman bir itfa tarihi bu veri setine ekleniyor. Temerrüt olması durumunda bu temerrütün nasıl kontrol edileceği konusundaki veriler takip ediliyor. İşlemler aracı kurumlar yaptıkları için menkul kıymetlerin nihai sahipliğinin kimde olduğu üzerinde bir verinin de tekrardan takip edilmesi gerekiyor. Farklı verilerden endeksler hesaplanıyor. Bu endekslerin üzerine çeşitli varlıklar çıkarılıyor ve onların fiyatlaması yapılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman sermaye piyasalarında çok sayıda veri oluşuyor. Borsalar ve diğer piyasa işletmecileri de bu verileri işleyerek kullanıcılarına sunuyorlar ki onlar da işte hem normal konvansiyonel yollarla işlem yapabilsinler hem de hocalarımın belirttiği gibi algoritmik işlemlerde bunları kullanabilsinler. Özellikle birbirine rakip birden fazla borsanın ve işlem platformunun olduğu gelişmiş ülkelerde aslına bakarsanız borsaların kendilerini birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayabilmelerinin ana yolu veriyi ne şekilde sağladıkları ve bu kalitesi olarak öne çıkıyor. O nedenle de veri giderek daha fazla önem kazanıyor ve bu gelişmiş ülke borsalarında veri tarafı gelirlerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Verinin öneminin ne kadar arttığını görmek açısından Londra Borsası'nın 2020 yılında Refinitiv'i satın alma sürecini inceleyebiliriz. Londra Borsası 2020'de Refinitiv almak istediği zaman tabii ki düzenleyici kuruluşlara başvurmaları gerekti. Düzenleyici kuruluşların
Londra borsasının tekelleşmesinden endişe ettiği için Londra borsası iştiraki olan İtalyan borsasını satmak zorunda kaldı ve ya daha doğrusu İtalyan borsasını elinden çıkardı ki Refinitiv alabilsin. Niye? Çünkü oradaki gelirin daha fazla olacağını, bu tarafa yayılmanın daha büyük bir potansiyel yarattığını düşündüğü için böyle bir sisteme geçti. Ve orayı Euronext'e sattı, Refinitiv aldı ve gelirlerini burada büyütme yönünü tercih etti. Daha önceden de FTSE Russell'ı satın almış zaten Londra borsası ve veri gelirlerini önemli derecede büyüttü. Benzer şekilde New York borsasının sahibi Intercontinental Exchange de 2016'da Interactive Data Holdings'i satın almıştı ve de onlar da oradan veri gelirlerini belli seviyelere çektiler. Bu konuda Alman borsası biraz geride kalıyordu. Onun da son dönemde ciddi satın almalarla aslına bakarsanız bu tarafta ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Çünkü dediğim gibi borsalar kendilerini aslında veriyle ayırt etme tarafına gidiyorlar. Biz Borsa İstanbul tarafında da veri bizim için oldukça önemli bir gelir kalemi. Zaten bilindiği gibi gerçek zamanlı piyasa verilerini uzun zamandır zaten yayınlıyoruz. Bunun yanında çok sayıda statik veriyi de data store vasıtasıyla yatırımcılara sunuyoruz. Akademik çalışmalar için bunları ücretsiz olarak da veriyoruz. Algoritmik işlemler için tabii ki kolokasyon hizmeti verdiğimiz için o tarafta zaten işlemleri yapan yatırımcılar var. Ama diğer yatırımcılar için de pay piyasasının emir ve işlem defteri bilgilerini kullanmak isteyen yatırımcılara anlık veriler sağlayarak, analitik veriler sağlayarak onların da aslında bu taraftan saniyelik bazlı veriler alarak işlem yapmasını imkan sağlayan bir sistemi 2016'da devreye aldık ve onların hala kullanımında bu sistem. Ayrıca teknolojik yatırımlarımıza devam ediyor. Mart ayında yeni veri merkezimizi devreye aldık. Bu merkezle birlikte hem yatırımcılara kolokasyon hizmeti olarak hem de servis sağlayıcılara bu kapasiteyi sunarak uluslararası entegrasyonu da artırmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Dünya veri ile dijital dünyasını şekillendiriyor. Güzel ve değerli bilgiler için. Bir sonraki soruya kadar ben Alp Hocam'a dönerek ikinci sorumu yöneltiyorum. Robo danışmanlıkta finansta hangi roller üstlenilecek? Oldukça kompleks ve iç içe giren bir akışkanlık. Sizin uzmanlık alanınız olduğu için bizi bilgilendirmenizi rica edeceğiz. Evet, aslında robo danışmanlık dediğimiz kavram portföy yönetiminin otomatize edilmiş, yine tanımlanmış algoritmalara devredilmiş bir boyut olarak değerlendirilebilir. Ve dünya üzerinde hızlı bir gelişme var yine bu alanda. Yani demin konuştuğumuz hani biraz daha alsat emirlerinden ve algoritmaların biraz daha riski dağıtarak daha orta uzun vadeli portföy yönetme kurgusuna dönüştüren bir yapı var. Baktığımızda pazara 2021 yılı itibariyle yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir robo advisory pazarı dünyaya hakim olmuş vaziyette. Ve yapılan araştırmalar 2025'te 3 trilyon dolar gibi bir rakama öngörüyor ki bu da sistemin ne kadar büyüyeceğini gösteriyor. Ki bu alanda faaliyet gösteren en önemli kuruluşlardan biri de Vanguard. Onun da 2021 itibariyle yönettiği aset yani varlık miktarı 2238 milyar dolar civarı. Bunlar aslında pazarın ne kadar büyüdüğünü ve konvansiyonel yaklaşımdan robotik sistemlere nasıl bir geçiş olacağını beraberinde gösteriyor. Burada tabii oyuncular var, büyük oyuncular var. İşte sadece bu alandan pazara giriş yapmış olan Betterment, Wealthfront gibi şirketler. Yine konvansiyonel dünyada hakimiyeti olan yine Charles Schwab veya BlackRock gibi şirketler yine bu alanda ciddi yatırımlar ve pazar paylarını ellerinde bulunduruyorlar. Tabii en büyük etki şuradan geliyor. Bu işin algoritmalar ve modeller boyutunda yönetiliyor olması maliyeti de aşağı çekiyor. Yani business açısından baktığınızda bu tarz portföy yönetim araçlarında %0,5 ile 1 arasında yıllık komisyon oranlarından bahsederken daha insana dayalı konvansiyonel yapılarda 1,5 ile 2 arasında değişen bir portföy yönetim komisyonlarından bahsedebiliriz. Bu tabii bu dünyada maliyetlerin aşağı çekilmesi anlamında ciddi bir fayda sağlayacak.
Diğer bir önemli faktör tabii ki tercihler. Burada insanlar bireysel veya kurumsal yatırımcılar bireysel risk tercihlerini veya bireysel varlık tercihlerini kendilerinin tanımladığı ve bu sistemler üzerinden yararlanarak kendi portföylerini kendilerinin yönettiği bir takım kurgular burada oluşabiliyor. Ve bu yapılar itibariyle sadece nihai sonuçlar değil, o araçların çok daha basitleştirilerek, kullanıcı dostu haline getirerek onların bu sistemlere kolayca adapte olmaları önümüzdeki dönemde yine pazarın içinde göreceğimiz konular olarak karşımıza çıkacak. Yani artık bireysel ve kurumsal yatırımcılar karşılarında elbette ki insan sistemi geliştirme rolünü devam ettirecek ama artık sistemle karşı karşıya kalan yatırımcı orada kişisel tercihlerini öne koyarak hatta bir takım teknoloji tercihlerini de gerçekleştirerek kendi portföylerini yönetebilme ve varlıklarını değerlendirme imkanına kavuşacak diyebiliriz. Teşekkür ediyorum Alp Hocam. Murat Hocam, size finansta yapay zeka uygulamalarındaki veri tipleri hakkında soru yöneltmek istiyorum. Sosyal medya, finansal veri, şirket verileri gibi farklı veriler yapay zeka ile iç içe nasıl kullanılabilmekte? Şimdi evet, aslında çok değişik veriler var. Bir arada bunlar bir anlam ifade ediyorlar ve nihayetinde yapay zeka modellerinin yapmaya çalıştığı şey bu farklı verileri kendi aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurgulayıp buna uygun hangi problem üzerinde uğraşılıyorsa uygun kararı vermek. Eğer algoritmik alım satımsa yani doğru zamanda doğru alım emrini verecek bir yapı lazım. Şimdi bu bahsettiğiniz veri tipleri cidden hani mesela doğrudan zaman serisi verisi var burada. Hani fiyat verisi öyle bir veri. Şimdi bunu direkt bunun üzerinden tahmin yapan sistemler var zaten. Ama bir de ekstradan mesela sosyal medyadaki paylaşımlar, bu Twitter ya da bloglar ya da gerçek zamanlı haber akışı, bu da devreye girerse aslında elbette ki bir ekstra burada bağımsız bir bilgi sağlanmış oluyor ki bu da zaman serisinin akışını etkileyecek bir yapı. Ama biz bunu nasıl yapay zeka modelinin içine entegre edeceğiz? Şimdi bu oldukça kompleks bir problem. Bunun üzerinde çok çalışılıyor. Ben orada sosyal medya tarafını sadece bir örnek olarak verdim ama bunun haricinde bir de çözünürlüğü farklı olan mesela makroekonomik veriler de var. Mesela bir enflasyon verisi açıklandığında fiyatlar nasıl değişecek? Şimdi bunların da bu mesela enflasyon verisi sürekli açıklanmıyor. İşte mesela ayda bir açıklanan bir veri ya da mesela şirket bilançoları 3 ayda bir açıklanıyor ama bu esnalarda bunların fiyat üzerinde kayda değer bir etkisi oluyor o anki fiyatlama üzerinde. Şimdi yapay zeka modelleri bunların hepsini birden değerlendirmek zorunda. Yani tabii bu şeye göre de değişir. O anki sistemin zaman algısına göre de değişir. Yani mesela aylık ya bir ay, iki ay sonrası için bir pozisyon alan bir yapay zeka modeli için o anlık hareket çok dert olmayabilir. Ama gün içi alım satım yapan sistemler için bu hareketler oldukça hani ciddi etkileri yol açabilirler. Buna bakmak gerekiyor. Şimdi bu farklı veriler nasıl birleşir? Öncelikle mesela kullanıcıların, sosyal medya kullanıcıların yazdığı tweetler. Şimdi biz bunu mesela firma ile ilgili bir tweet atıyor ama bundan nasıl bir anlam çıkartacağız? Ve buna bağlı olaraktan da fiyatı bu nasıl etkileyecek? Şimdi bu o kadar kolay cevaplanabilir bir soru değil. Bununla ilgili çok değişik çalışmalar yapılıyor. Bazen hani mesela pozitif olarak nitelendirdiğimiz bir yani tweet akışı ya da haber akışı fiyatı negatif etkileyebiliyor. Şimdi bunu tabii doğru şekilde bir sonuç çıkarımı çok önemli. Bu nasıl yapılır? Tabii daha önceki geçmiş verilere bakılır. Mesela genelde bu davranışsal finans konusu üzerinde mesela kullanıcıların psikolojik olarak gelen bu veri akışından, haberlerden nasıl etkilendiği incelenir. Bunu da yapay zeka modelleriyle bir şekilde sisteme öğretilmeye çalışılır.
Bunun en yaygın kullanılan alanlarından, uygulama alanlarından bir tanesi bu duygu analizi dediğimiz konu, sentiment analysis. Şimdi burada traderların ya da yatırımcıların o anki duyguları tahmin edilmeye çalışılıyor. Bunu nereden tabii bunu şey yapıyoruz? Genel mesela gelen tweetlerin her birinin iyi mi kötü mü olduğunu ve buna bağlı olarak da fiyatın nasıl değiştiğini mesela yorumlayabiliriz. Bunu sisteme öğretebiliriz. Bu tarz yapılar var. Bunu da fiyat verisinin zaman serisiyle entegre bir şekilde kullanırsak aslında en başarılı modeller bu şekilde çıkmış oluyor. Ama bu hani söylendiği kadar kolay bir şey değil. Çünkü yani birçok durumda aynı şartlar altında farklı tepkiler de ortaya çıkabiliyor. Ya bunu da doğru yorumlamak gerekiyor. Bunun yani ne olabilir burada? Bazı faktörleri devreye koymamış olabiliriz. Ya da yani her zaman tabii aynı sonucu verecek diye bir kural yok. Çünkü nihayetinde birçok bilinmeyen var burada. Ve insan faktörü de devrede. Dolayısıyla bütün bu farklı veri tiplerini bir arada kullanan modeller aslında normalde insanın kendi karar vereceğinden hem daha hızlı hem de daha doğru kararlar verebilecek durumdalar. Dolayısıyla yeni nesil yapay zeka uygulamalarında, finans için yapay zeka uygulamalarında, özellikle tahmin tarafında ve algoritmik işlem tarafında bu ikisi bir arada kullanılıyor. Sadece zaman serisine bakılmıyor, fiyat zaman serisine bakılmıyor. Sosyal medyadan gelen tepkilere de bakılıyor. Özellikle bu önemli bir haber açıklanacağı zaman mesela makroekonomik verilerde de bunu hepimiz gözlemliyoruz. Alım satım arasındaki makas ciddi açılıyor çünkü burada artık bir volatilite artıyor, risk oluşmaya başlıyor falan. Şimdi yapay zeka modelleri bunu da şey yapabilir, gözlemleyebilir ve bu volatilitenin değişmesine bağlı olaraktan da mesela belli bir hani riski azaltıcı bir karar verme mekanizmasında falan bulunabilir. Dolayısıyla tüm bu farklı veriler aslında bir kazanç sağlayacak şekilde kullanılabiliyor ve yeni yapay zeka modelleri hepsini bir arada kullanıyor. Yani ben hani genel bu şekilde bir çerçeve çizmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum hocam. İnternetten gelen sorulardan davranışsal analizi soran bir dinleyicimiz vardı. Kendisine de büyük oranda cevap vermiş oldunuz. Bir sonraki sorumuz Abdullah Bey'e. Algoritmik işlemleri borsa açısından önemini, işlevini ve nasıl uygulanabildiğini bize açıklayabilir misiniz Abdullah Bey? Evet, Alp Hocam'ın da dediği gibi algoritmik işlemler verilerin daha fazla sağlanabilir hale gelmesiyle birlikte bütün borsalarda ciddi şekilde hacim artışına uğradı ve algoritmik işlemler oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Tabii bizim borsamız gelişmekte olan bir ülke borsası olduğu için tabii ki o belirtilen seviyelerde değil, bizdeki seviye daha düşük ve gelişme potansiyeli var o tarafta. Genel olarak piyasanın dikkatini çeken taraf uzun vadeli algoritmik işlemlerden daha ziyade gün içerisinde yani kısa vadeli HFT dediğimiz yüksek frekanslı işlemler tarafında piyasa genellikle algısı o tarafta oluyor. Yüksek frekanslı işlemler bizim borsamızda da mevcut. Zaten kolokasyon tarafında bulunan makineler üzerinden bu işlemler yapılabiliyor. Bunlar tabii ki bütün denetimlere tabiler borsamızın denetim gözetimi tarafından. Algoritmik işlemlerde bizim gözlemlediğimiz iki tane ana bacak var. Bir tanesi piyasa yapıcılık algoritması. Yani çok küçük fiyat adımlarından az miktarda alış satış yapıp pozisyon taşımadan onu gün sonunda neredeyse sıfır şeklinde bitiren algoritmalar. Bir de arbitraj algoritmaları, yani spotla vadeli piyasa arasındaki arbitrajları kapatmak üzerine çalışan algoritmalar. Bunların küçük yatırımcı açısından bakıldığı zaman şöyle bir faydası var diye düşünüyoruz. Piyasada her zaman için gerekli likiditenin bulunması sağlanıyor. Ama burada tabii ki şöyle bir şey de oluyor. Gün içerisinde işlem yapmak isteyen yatırımcılar, yani gün içi alım satım yapmak isteyen yatırımcıların arbitraj yapma imkanları tabii ki daha sınırlı oluyor. Çünkü karşılarında bir makine var ve çok daha hızlı şekilde arbitrajı kapatma imkanına sahipler. O nedenle gün içi yatırımcılar açısından bakarsanız insan makineye karşı olduğu bir pozisyonda tabii ki daha düşük bir kar etme potansiyelinin oluşması doğal oluyor. Ama orta ve uzun vadeli bir yatırım açısından bakıldığında piyasada her zaman için
bir alıcının ve satıcının bulunması imkanı ve yine aynı şekilde alış-satış spreadlerinin daha doğru oluşması açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi bu taraftaki denetimlerde aynı diğer piyasa oyuncuları gibi tam olarak yapıldığı için orada yatırımcıların aleyhine bir durum oluşması da borsamız tarafından zaten sürekli olarak kontrol ediliyor. Çok teşekkürler. Alp Hocam, size emtialar ve kripto varlıkların fiyatlamasındaki yapay zekanın rolünü nasıl şekillendirdiğini anlatmanızı rica edeceğiz. Esasen yapı çok değişmiyor. Varlık türleri farklılaşabiliyor. Hisse senetleri üzerinden konuşabilirsiniz, FX üzerinden konuşabilirsiniz, ETF'lerden konuşabilirsiniz. Ama bunun dışında emtialar ve kriptoparalar farklı varlık gruplarında da bu modellerin çalıştırılması mümkün. Bu bağlamda baktığımızda aslında domain kavramını biraz öne koymak lazım. Mikrofonu. Şöyle ki, normal şartlarda Murat Hocam'ın da anlattığı tekniklerin ve yöntemlerin uygulanabilir hale gelebilmesi için doğru değişken gruplarıyla hareket etmeniz gerekiyor. Örneğin bir örnek vereyim. Eğer alüminyum fiyatıyla ilgili bir tahmin yürütüyorsanız, o zaman alüminyum dünyasını etkileyen temel değişkenleri bilmek veya o domain içindeki işte işin stoklarından primlerine kadar giden, vadeli işlemlerine kadar giden bütün bu piyasadaki temel değişkenleri tanımladıktan sonra o ilgili makine öğrenmesi tekniklerini ve yöntemlerini buraya uygulamak gerekiyor. Elbette ki pazar burada da çok büyüyor. Sadece finansal piyasalar gibi alım-satım işlemleri açısından değil, riskin yönetilmesi açısından da burada yapay zekanın kullanımı çok büyük önem arz ediyor. Ki şöyle düşünün, bir alüminyum şirketi düşünün, işte Çin'den alım-satım işlemi yaparken işte Londra borsasında hedge ediyor. Ya burada gerçekleştirdiği işlemleri doğru zamanda yapabilmesi, timinginin makine öğrenmesi modelleriyle kurgulanması, insana bağlı yapının ortadan kaldırılması, satın alma süreçlerinin optimize edilmesi, doğru hedging araçlarının kullanılabiliyor olması, bütün bu bütünsellik içinde bu araçların da beraberinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Cryptocurrency açısından da keza durum öyle. Burada dünya pazarındaki büyüme aşikar ki baktığınızda bu işe gerek donanım gerek servis anlamında yatırım yapan dünya üzerindeki pazardaki şirket büyüklükleri 900 milyar dolar civarında ki bu önümüzdeki 3-5 sene içinde 2 milyar dolara kadar yaklaşacağı gözüküyor ki bu da pazarın her sene %10 büyüyeceğini gösteriyor. Ve trade hacimleri yani alım satım hacimlerine baktığınızda neredeyse günlük 500 milyar doları görmüş günler var. Cryptocurrency tarafında böyle bir trend elbette ki yatsınamaz ve bu konvansiyonel dünyadaki yenilikçi teknik ve yöntemler eş zamanlı olarak hem cryptocurrency dünyasına yansıyacak ve o tarafa doğru bir geçiş sağlayacak ve tabii ki emtia piyasalarında bahsi geçiren temel ihtiyaçlar dolayısıyla da yine bu teknik ve yöntemler ciddi anlamda fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Çok benzer bir şekilde Murat hocama konuyu daha da derinleştirmesi için yapay zekalı algoritmik alım satımın nasıl yapılacağını yönlendireyim. Konuyu daha etraflıca dinlemiş olalım. Peki, teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi aslında Alp hocam açıkladı, Abdullah Bey de bahsetti. Bu algoritmik alım satım tarafında doğrudan insanların yaptığı mesela işte 50 günlük hareketli ortamın 100 günü geçmesi gibi yani tam öğrenmeye bağlı değil ama daha önceki istatistiksel tecrübelere bağlı bir takım kuralları kurma imkanı var. Ama öğrenmeye bağlı da yani geçmiş fiyat hareketlerinin işte zaman serisi üzerinden tahminine bağlı olaraktan modeller de oluşturulabilir. Şimdi genelde bunlar son zamanlarda daha ön plana çıkmaya başlamış durumda. Yani daha iyi tahmin yapan modeller. Dolayısıyla algoritmik alım satım şu anda yani yapay zeka ya da işte makine öğrenmesi tabanlı diyelim modellerde kullanım şekli tahmin yani üzerine. Bu regresyon ya da sınıflandırma şekli olabilir. Trend tahmin olabilir. Bunu regresyon diyebiliriz. Azalacak mı artacak mı tarzında. Ya da doğrudan fiyat tahmin olabilir. Bunu yapan aslında biraz bahsetmiştim. Birçok farklı model var ama
doğrudan zaman serisi üzerine oluşan şeyler de var. Yapay zeka modelleri de var. Bunlar algoritmik alım satımında çok kullanılıyor. Bunları mesela bu geri beslemeli ağlar üzerinden örnekler verilebiliyor. Bu LSTM denen bir yapı var. Long Short Term Memory ya da işte Recurrent Neural Nets dediğimiz yapılar. Bunlar doğrudan zaman serisini kullanaraktan yani bir sonraki de fiyatı tahmin ediyorlar ve buna göre de direkt algoritmik alım satım gerçekleşebilir. Burada tabii dikkat edilecek nokta şu, bizim bahsettiğimiz alım satımın frekansı ne kadar? Yani gün içi mi alım satım yapıyoruz, bu HFT mi çalışıyoruz, işte gün sonu mu alıyoruz? Yani mesela bu swing trading dediğimiz yapılarda aslında gün içi hareketler o kadar da önemli değil. Yani mesela ne bileyim ben birkaç günlük bir salınımı doğru tahmin etmek ki aslında eğer elimizdeki bilgisayar gücü çok şey değilse hani büyük kapasitede değilse muhtemelen bu tarz yapılar daha uygundur. Çünkü HFT yapabilmek için ciddi anlamda sağlam performanslı bir sistem olmalı. Özellikle de tabii hacmi de bu arttırıyor genel Abdullah'ın bahsettiği gibi. Yani piyasayı yani otomatik regüle eden bir yapılar gibi de düşünebiliriz bu tarz yapıları. Ama tek algoritmik alım satım yapısı böyle değil. Daha böyle uzun vadeye yayılan işlemler de var. İşte portföy oluşturma tarafında da bu yapılabiliyor. Dolayısıyla temeli bunun doğru tahmine dayalıyor. Yani eğer ne kadar iyi tahmin ederseniz o kadar iyi bir algoritmik alım satım modeliniz olur. Yani benim özetleyeceğim bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. İyice derinleştirmiş olduk konuyu. Döngüyü tamamlamış olmak için son olarak Abdullah Bey'e bir soru daha yönelterek panelimizi kapatmak istiyorum. Sürdürülebilirliğin önemi açısından Borsa İstanbul son zamanlarda veri üzerine neler yapıyor? Bize çok kısaca bahsedebilir misiniz? Son dönemde yayınlarımızda da görmüşsünüzdür. Sürdürülebilirlik endeksimizin yapısını değiştirdik ve Refinitiv ile bir anlaşma yaptık. Refinitiv daha önceki dönemde sürdürülebilirlik endeksine giren hisseler üzerindeki veriler genel olarak herkes tarafından görülemiyordu. Daha sınırlı bir kapsam içerisindeydi. Bu Refinitiv ile yapılan anlaşma çerçevesinde şu anda şirketler verilerini Refinitiv üzerinden giriyorlar ve daha sonrasında bunlar şeffaf herkes tarafından görülebilir bir hal alıyor. Ve buradan aldıkları puanlamalarla birlikte endekse girip girememeyecek şekilde onları görebiliyorlar. Bu bize ne sağlıyor? Bu hem ileride kendilerini sürdürülebilirlik konusuna geliştirmek isteyen şirketler açısından kendi rakiplerinin pozisyonlarını görebilmelerini ve benchmark alarak kendilerine neler yapmaları gerektiği konusunda bir ölçüt belirleyebilmelerini sağlarken aynı zamanda normal yatırımcılara da hangi kriterleri karşıladıklarını şirketlerin yani sürdürülebilirliğe önem veren yatırımcılar açısından da bu kriterlere önem vererek onlara yatırım yapabilme imkanı sağlıyor. Bu yeni düzenleme sayesinde oldukça geniş bir şirket kitlesini de puanlama yapabilme imkanına kavuşmuş olduk. Önümüzdeki dönemde zaten bu artan önemiyle birlikte sürdürülebilirliğin bu endeksin önemli bir endeks olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu çerçevede Borsa Grubu şirketi olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun da Pusula programı adı altında önemli bir veri girişimi içerisinde olduğunu yatırımcı firmalara yönelik belirtmekte fayda görüyorum. Bunun yanında vap.org.tr üzerinden herkese açık olacak şekilde finansal bilgilere erişilebildiği gibi Borsa İstanbul'un da Connect yapısı üzerinden veri paylaşımı yaptığında vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu programı hazırladığı için Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Panelimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saygılarımızla. Teşekkürler.